Kiminiz deniz, kum, güneş, tatilin tadını çıkardı. Kiminiz memlekette anneanne, babaanne, dede, aile, köy hayatı yaşadı. Öpmeyeceğim dedeyi. Kimi tatil boyunca yedi, içti, sadece dinlendi. Kimisi ise eline birazcık para geçti mi hemen kankalarıyla beraber soluğu AVM'de aldı, hamburgerler yedi, milkshake'ler hüpletti. Hepinizi gördüm oğlum. Öyle ya da böyle harika bir yaz tatilinin sonuna geldik. Bu videoda size okulların açıldığı ilk gün neler yapmalıyız ondan bahsedeceğim. Ama öncelikle editçi kardeş o introyu suratıma bir vur bakalım. Kaçıncı sınıf olursanız olun okulun ilk günü muhakkak bir yer kapma savaşı vardır. Ya kalksana ya. Oturdum kardeşim. Ya kalk. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sizin için en iyi yer tahtayı ve hocanızı en iyi görebildiğiniz yerdir. Bu nedenle hocalarınız zaten oturma planını boy sırasına göre yapacaktır. Fakat ben daha önemli bir şey söyleyeceğim. Birlikte oturduğunuz o arkadaşınızı iyi seçmelisiniz. Birlikte eğlenmek, makara kukara yapmak bunlar tabii ki güzel şeyler. Fakat yanınızda oturan arkadaşınızın sizi aynı zamanda motive eden ve ders çalışmaya teşvik eden biri olması her zaman sizin faydanıza olacak. İkinci önerim ise bir kamu spotu niteliğinde. Lütfen okula İlk günden 10 kiloluk çantayla gitmeyin arkadaşlar. Çünkü okulun ilk günü bir sürü kitaba deftere ihtiyacınız olmayacak. Zaten sizi kocaman bir çantayla gördüğünde zorbalamaya dünden hazır bir tayfa var. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Fakat siz onlara hiçbir zaman kulak asmayın. Okulun ilk günü hocalarınızın sizlerden isteyeceği bazı defterler ve araç gereçler olabilir. Onları güzel bir şekilde not alın. İlk günü atlattıktan sonra yani ikinci, üçüncü günden sonra hocalar yavaş yavaş konulara giriş yapmaya başlar. Tam bu noktada 0'dan 8'e, 0'dan 7'ye ya da 6'ya kaçıncı sınıf olursanız olun hazırlık kitaplarının sene boyunca size çok katkısı olacağını unutmayın ve çantanızdan ayırmayın. 3. Şunu unutmayın. Yıla nasıl başlarsanız öyle gider. Bu nedenle ilk günden itibaren hem defterlerinizi hem de notlarınızı düzenli bir şekilde tutun. Sonra yarın öbür gün ya ben notlarımı nereye almıştım? Hoca bir şeyler istemişti bir yere yazdım ama onu bulamıyorum gibi dertler yaşamayın. Bu değil, bu da değil. Bu hiç değil. Aramızda 9. sınıfa geçen ya da okul değiştiren arkadaşlar olduğuna eminim. Tavsiyem tam olarak sizlere. Yeni sınıfınızdaki arkadaşlarınıza karşı ön yargılı yaklaşmayın. Sınıfta kendinize yakın hissedebileceğiniz kişilerle diyalog kurmaktan, onlarla sohbet etmekten, hatta gerekirse çubuk kraker ikram etmekten lütfen çekinmeyin. Şuna da hazırlıklı olalım. İlk günlerden sınıf içerisinde birbirini tanıyan arkadaş grupları olabilir. Buradan o gruplara sesleniyorum. Her ne kadar bir grubun içine dahil oluyorsanız olun. Diğer arkadaşlarınızı dışlamayın ve onları her zaman sosyal aktivitelerinize ve bahçeye lütfen çağırın. Merhaba, ben Ahmet. Duyduk. Bize de hababam derler. Son olarak bir vazgeçilmezdir. Okulun ilk günü hocalar tatilde ne yaptınız diye sorarlar. Bence inanılmaz bir tatil geçirmemiş dahi olsanız, evde takılmış dahi olsanız hocanızın bu sorusuna karşı bazı cevaplar verin. Ayrıca sene başından itibaren hocanızla olan iletişiminiz çok değerli. İlk günlerden itibaren hoca bir soru sorduğunda parmak kaldırıp ya da el kaldırıp söylemek istediklerinizi ifade etmeniz hem sizin iletişim anlamındaki becerilerinizi geliştirecek hem de yaptığınız bu katılımlar sene sonunda hanenize sözlü notu olarak yansıyacak. Evet arkadaşlar okulun ilk günüyle ilgili vereceğim tavsiyeler bu şekildeydi. Sizler ilk gün için herhangi bir heyecan hissediyor musunuz? Okulun ilk günü neler yapacaksınız? Lütfen bunu yorumlara yazın. Tonguç Mentality'den kesinlikle ayrılmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.